Muzaffer Yüzgün, Çanak çömlek patladı. Bilgi yayın evi. İçindekiler merhabalar efendim. Aman beyefendi kaç tür kebap olduğunu düşünmek. Duvardaki fotoğraf 33. dakika. Seçimci Hüsnü Bey paralar. Boşluk müdürü öküz parası bereketli ürün. Yetimler köyünün yolu. Yoğurtlu saldırı, smokinli köy, Mehmet hergelesi, kötü yemek rejimi, mikropçuk hostes kızlar sen bunu yiyemezsin bakan koltuğu yangında ilk kurtarılacak tekme vatandaşı bekletmesini bilelim sabır bey fiş şakir okul aile birliği sayfa 20 kaç tür kebap olduğunu düşünmek fıs 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 ya ya Şş, aman öyle Yok yok düşünmemeliyim. Düşünürsem suç olur. Kaçıncı madde hele? Hiç mi hiç düşünmemem gerek. Böyle beynin düşünme merkezi için dıştan kumandalı bir aygıt olacak. Bası vereceksin düğmesine. Tamam. Beyin hiç düşünmeyecek. Aa, yoksa bunu düşünden düşünmem ne mi suç? Yani ki efendim siz mutlaka düşünmek istiyorsanız bu isteğinizin önünü alamadığınız için beyninize kumandalı bir aygıt istiyorsunuz. Sonra efendim beyne kumandalı bir aygıt takılamayacağına göre demek ki siz düşünüyorsunuz. Bunu ne zaman düşündünüz? Ben hiçbir şey düşünmedim efendim. Az önce düşündüğünüz düşüncenin suç olduğu kesin. Belki hafifletebiliriz söyleyin. Bu düşündüğünüz düşünceyi gözü kapalı mı düşündünüz yoksa gözü açık mı düşündünüz? Ben hiçbir şey düşünmedim efendim. Demek düşünmediğinizi düşünebiliyor. Bunu burada açıkça söyleyebiliyorsunuz. Hafifletici hiçbir neden yok. Yazın. Hiç canım hiçbir şey düşünmemem gerek. Böyle ot gibi dikili ağaç gibi. Yok. Ama ben bitki değil hayvanım. Heh, öküz gibi işte. Evet evet öküz gibi. Oh ye ye. Geviş getir su iç. Bak uzaklara uzan. Kuyruğunu oynat. Sinek konunca. Canım sen insansın. Elbette elini oynatacaksın. Kuyruğun yok ki. Düşünmeye başlıyorum. Fena. Uf, uf. Bir şeyler yersem belki. Et iyi. Ekmek iyi. Salata iyi. Ekmek birazcık hamur ama et mis. Salatanın limonunu iyi ki fazla koymuşum. Limonu bol salata güzel oluyor. Oh ne lezzetli etmiş. Kaç tür kebap vardır acaba? Hiç. Sakın kaç tür kebap olduğunu düşünmek de suç olmasın. He, olur mu? Olur. Hiç öküz olan bir öküz kebabın kaç tür olduğunu düşünebilir mi? Kebap türlerini düşünmek acaba insanı nereye götürür? İpe mi? Hadi manyak sen de. Ne oluyorsun? Ne ipi? Niye kaç tür kebap olduğunu düşünmek suç olsun ki? Bir kez düşünsene, kebabın içinde neler var? Kıyma var, soğan var, tuz var, biber var. Bak, gördün mü? Kebabın içinde suç unsuru olacak hiçbir şey yok. Soğan taşımak, tuz taşımak, et taşımak, almak ve satmak suç değil ki. Serbestçe alınıp taşınan, sonra oturulup yoğrulan, kebap haline getirilen şeyin türlerini düşünmek. Yo, yo, şeyin demedin mi? Sen kebap türleri dedin. Evet, evet, kaç tür kebap vardır diye düşündün sen. Bak kafan harıl harıl çalışıyor ve kebap türleri arıyor. Şimdiden 6 tane buldun bile talaş kebabı, sahan kebabı, suç işte suç. Bak orman kebabını da buldun. Suç işliyorsun. Hayır işte, hayır. Kaç tür kebap olduğunu düşünmek suç değildir. Öyle mi beyim? Haydi öyleyse ne duruyorsun? Aç pencereni, karşı apartmandaki dostuna sor bakalım. Buracıktan bağıra bağıra. Dostum, acaba kaç tür kebap olduğunu düşünmek suç mudur? Haydi ne duruyorsun? Demin ötüyordun ya, suç değildir diye. Neredeyse güm diye yumruğunu atacaktın. Nasıl omuzların düştü? Nasıl lokman büyüdü ağzında? Nasıl yutkunamaz oldun? Kaç tür kebap varmış? Sayayım mı? Ben de sana altı tane. İyi ama canım şimdi kebap, şu bildiğimiz kebap, he, bunların türleri. Sen başına iş açacaksın. Evet, evet, iş açacaksın. Şuracıkta masanda kebabın, sonra salata ve ekmeğin, ya o içkin Oh buğulanmış kadeh, iç içkini, çiğne etini, gevişle yeşilliğini, her şey midenindir. Her şey mide içindir. Sloganın bu olsun. Beyninle ilgili hiçbir slogana izin verme. Ama, ah ama durmuyor ki beynim. Şimdi kebap türleri bir de yoğurtlusu. Yeter, yeter. Suçunu devamlı çoğaltıyorsun. Boyuna düşünüyorsun. Kalk sen başına büyük dertler açacaksın. Yakacaksın, kendini yakacaksın. Git, karşı dairedekine sor. Aklı erer, bilgisi derindir. Çok okur. Tık tık tık. Aa siz misiniz komşum? Niçin zili çalmadınız? Şşş, kimse duysun istemedim de. Ay merdivende bir ses. Korkmayın. Benim kedim de. Buyurun. Şey acaba komşum. Aa ses. Bir ayak sesi. Ha evet. Üst kattakinin ayak sesleri. O geliyor. Ya komşum ha ha ya komşum ha 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 gitti buyurun. Acaba diyorum kaç tür kebap olduğunu düşünmek suç mudur? Şimdi komşum patlıcanlı var, kıymalı var, kuşbaşılı var. İşte acaba komşum kafamın takıldığı bu. Kaç tür kebap olduğunu düşünmek suç mudur diyorum. Sonra şeylisi de var. Aklıma gelmedi. Canım dilimin ucunda. Aa düşünüyorum, düşünmeye başladım. Yavaş konuşun lütfen. Ben de sizi bunu sormaya geldiydim. Sekiz türünü böyle yavaş yavaş şş, fısıltıyla konuşun. İçeri girin içeri. Burada olmaz. Şöyle oturun. Kapıyı da bir güzel kapatalım. Şimdi kaç tür kebap olduğunu düşünmek öyle mi? Şimdi efendim bunun altı üstü kebap değil mi? Şöyle tuzlu biberli şişe geçirilip de efendime söyleyeyim iki yanı güzelce kızardıktan sonra yok canım bunu düşünmenin neresi suç olur? Oh çok teşekkür ederim beni büyük bir sıkıntıdan kurtardınız. Ben de öyle diyordum. Kaç tür kebap olduğunu düşünmek niçin suç olsun değil mi ya efendim? Rahatsız ettim. Hoşça kalın. Güle güle efendim. Yalnız şey rica edeceğim. Bu konuyu benimle konuştuğunuzu lütfen başkalarına söylemeyin. Niçin? Benimle aynı fikirde değil misiniz? Aynı fikirdeyim ama konunun dallanıp budaklanmasını istemem. Olur ki Suç olabilir değil mi? Bunu söylemek istiyorsunuz. Suç olabilir. Şimdi lütfen koridorda tartışmayalım. Ama siz az önce içeri girin. Biri gelebilir. Geçin geçin. Durun en iyisi. Bunu hocaya soralım. Bir dakika telefon edeyim. Değil mi ya? Hocaki aklı bilgisi. hı Ay bu numarada hep böyle geç düşer. Ha hocam saygılar efendim. Çok çok saygılar efendim. Prostatınız Nasıl oldular efendim? Şimdi hocam gerçi çok değerli zamanınızı alacağım ama efendim önce sağlıklar dilerim efendim. Sayın hocam. Acaba kaç tür kebap olduğunu düşünmek suç mudur? He? He? Evet hocam. Suç muyum, suç muymuş? Dur canım konuşuyoruz. Hayır, tandır kebabı da olurmuş. Evet hocam. Yanımda bir arkadaş var da hocam. Aslında bu arkadaş düşünmeye başlamış. Sanırım birkaç türünü bulup çıkarmış ama sonra birden aklı başına gelmiş. Ha evet hocam, evet sayın hocam. Suç mu diyor yoksa? Şşş. Aslında suç olmaması gerek. Şimdi ben de öyle düşündüm sayın hocam çok sağ olun hocam çok sağ olun. Çabuk söyleyin hoca ne dedi? Hoca suç değildir diyor ama bir yandan da ne olur ne olmaz diyor. Onun için büyük hocaya telefon açacak sonra bize bildirecek. Ama siz az önce işin dal budak salmamasını istediğinizi söylemiştiniz. Şimdi siz hocaya soruyorsunuz. Hoca büyük hocaya soruyor. Ben korkmaya başladım. Elbette korkmaya başlayacaksınız. Çünkü kaç tür kebap olduğunu düşünmenin düşüncesi sizden çıkma. Bağırmayın ne olur. Ben şuracıkta oturmuş bir güzel pastamı yiyor ve evet ve çayımı yudumluyordum. Siz ayağınızın ucuna basarak kapıma geldiniz. Üstelik zilimi de çalmayıp kapımı tık tıklayarak içeri girdiniz. Ve bana kaç tür kebap olduğunu düşünmenin suç olup olmadığını sordunuz. Sorarlarsa aynen böyle anlatırım. Evet aynen böyle anlatırım. Ne olur bağırmayın. Ben size kaç tür pasta olduğunu düşünmenin suç olup olmadığını soruyor muyum? Ha efendim soruyor muyum? Demek suç elbette suç duydun mu? Daha hızlı bağırayım mı? Zırr telefon. Hocam saygılar efendim. Prostatınız nasıl oldular efendim? Ha? Az önce sormuştum. Özür dilerim. Biraz sinirlendim de efendim. Size çok zahmet oldu hocam. Demek büyük hoca da suç değildir diyorlar. Değilmiş değil mi? Değilmiş. Evet sayın hocam. Anladım hocam. Elbette çok iyi anlıyorum hocam. Zahmet oldu sayın hocam. Saygılar hocam. Gözlerinizden anlıyorum. Suç değil. Öyle söylemiş büyük hoca. Evet büyük hoca. Kesin, kes kaç tür kebap olduğunu düşünmenin suç olmadığını söylemiş ama 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 yine de konuyu derinlemesine düşünmekte de yarar olduğunu söylemiş. Gerçi büyük hoca bir anda 16 kebap türü saymış. Sarımsaklı, ekşili, tandır kebabı da varmış. Fakat işte suç olup olmadığını kendisin kendine kalsa hemen bir kağıda kebap türlerini düşünmek suç değildir diye yazar altına imzasını atarmış ama sürüden ayrılanı kurt kaparmış. Onun için büyük hoca yarın konuyu hocalar kuruluna götürecekmiş. Ondan sonra durumu hocaya bildirecekmiş. Demek kebap türlerini düşünmek. Siz ne diyorsunuz beyefendi? Ha ne diyorsunuz? Keba. Susun. Kep. cıs.